Diyorum. Muhterem basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, bugün 21 Nisan haftalık basın toplantımızdayız. Muhterem arkadaşlar, ne yazık ki her Ramazan ayında olduğu gibi bu senede Ramazan ayının başlamasıyla İsrail zulümlerini artırmaya yeniden başladı. Zulüm, İsrail'in adeta karakteri ve mübarek günlerimizde haline geldi ve mübarek günlerimizde saldırılarıyla canımızı yakmayı huy edindi. İslam ülkelerinin bu zulme sessiz kalması ise üzülerek ifade ediyorum ki canımızı belki daha da çok yakıyor. Şimdi bunun yanında bir de son günlerde Çin zulmü çıktı. Doğu Türkistanlı kardeşlerimize acımasızca zulmediliyor. Birileri bu zulmü görmezden geliyor. İftiradır, yalandır, doğru değildir diyor. Aslında yapılan oradaki Doğu Türkistanlılara reva görülen muamele onların lehine, onları eğitmek maksadıyla yapılıyor deniyor ama gerçekler hiç de öyle değil. Toplama kamplarında Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz maalesef asimile edilmeye çalışılıyor. Çin devleti tarafından şimdi Ramazan'da Müslümanların oruç ibadetine de mani olabilmek için ilaç verme, bilmem aşı yapma bahanesiyle zorla su içirilmeye de çalışıldığı iddia ediliyor. Muhterem arkadaşlarım, yani fiilen Doğu Türkistanlılar asırlardır orada yaşayan, geçmişte devlet kuran bir topluluk bugün maalesef bütün hakları ellerinden alınmış, kültürleri, dilleri ve dinleri yok edilme noktasına gelmiş bulunuyor. Tabii biz bir taraftan bu elim hadiselere karşı üzüntümüzü dile getiriyoruz ama öbür taraftan da iktidarın sessizliği bizi daha da derinden yaralıyor. Bunu ifade etmeden geçemeyeceğiz. Bu asrın başında Irak'la başlayan zulüm, Arakan, Keşmir, Suriye ve daha başka ülkelerde devam etti, bugüne kadar geldi. Maalesef son yıllarda İslam coğrafyasında hiç olmadığı kadar kan ve gözyaşı dökülmektedir. Kültüre, medeniyete, tarihe sahip çıktığını göstermek için iktidar Özbek çadırında iftarlar tertip ederken kültürünü ve inancını yaşayamayan kardeşlerimizin acılarını görmezden gelmesi, bunlara duyarsız kalması bizi hakikaten üzüyor. Açların doyurulduğu, mazlumun derdiyle dertlenmenin daha fazla önemsendiği bu mübarek ayda
daha duyarlı olmamız gerekirken bu umursamaz tavır bizi endişeye sevk ediyor. Aynı inancı, aynı tarihi, aynı kültürü, aynı medeniyeti paylaştığımız kardeşlerimize böyle sahip çıkamayız. Çıkmamalıyız. Bu zulümlere daha fazla sessiz kalmamasını iktidardan talep etme hakkımızdır kanaatindeyim. Biz bu zamana kadar hiçbir zulme sessiz kalmadık. Bundan sonra da kalmayacağız. Bunun böyle bilinmesi gerekir kanaatindeyiz. Doğu Türkistan, Filistin, Keşmir, Suriye, Arakan ve yeryüzünün tüm mazlumları ve masumları için elimizden gelen bütün gayreti biz Saadet Partisi olarak ortaya koyacağız. Ama bunun kuvveden fiile çıkmasını sağlayacak olan iktidardır. Onları da ikaz etmeden geçemeyeceğiz. Bu konuda herkese, özellikle iktidara çağrıda bulunuyorum. Gelin, kardeşlerimize ve tüm Müslümanlara, mazlumlara hep birlikte sahip çıkalım. Muhterem arkadaşlarım, bu konu bizi özellikle derinden ilgilendirdiği için vurgu yaparak bu toplantıya başlamak istedim. Aslında dünya sadece bundan ibaret değil. Son dönemlerde bölgemizde meydana gelen gelişmeler bizi daha da endişelendiriyor. Bunun bilinmesinde de fayda var, zaruret var inancındayım. Şu anda biz Ukrayna'ya, Karadeniz'e, Montrö Anlaşması'na, Rusya ile olan ilişkilerimize, şimdi Rusya ile yapılan bütün anlaşmalar Batı tarafından, Amerika Birleşik Devletleri tarafından gündeme getiriliyor. Santral bile, nükleer santral konusu gündemde. Başka konular gündemde, S-400'ler gündemde. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgemizde oynayacağı oyunun temelini teşkil eden büyük Orta Doğu projesi maalesef sadece dar bir çevre tarafından gündeme getiriliyor. Halbuki bizim ileride karşılaşacağımız en büyük tehdit büyük Orta Doğu projesi tarafından tatbikata konulacak. Büyük Orta Doğu projesi, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeyi nasıl dizayn edeceğinin haritasını çiziyor. Bu arkadaşlar iktidara gelirken maalesef buna rıza göstererek geldiler. Ama Amerika o zaman sadece Irak'a müdahale ediyordu. Şimdi bu bölgeyi bütünüyle kuşatma altına alabilmek için Irak'ta da üsler kurdu. Suriye'de üsler kurdu. Katar'da, Suudi Arabistan'da üsler kurdu. Yetmedi, şimdi Girit'te, Yunanistan'da, Bulgaristan'da üsler kurmaya ve bu bölgedeki bütün faaliyetleri inhisarı altına almaya başladı. Çaba sarf ediyor. Haritalara baktığımız zaman sadece Papa için çıkarılan puldaki harita değil, Pentagon dergisinde yayınlanan, ta 1990'larda yayınlanan harita bizim için önemli. Orada Türkiye'nin bölündüğü açıkça görülüyor. Ne yapacaklar? Şimdiye kadar maalesef en ufacık bir
tedbir ve tepkiye rastlamadık. Bunun teferruatına girmeyeceğim. Ama unutmayalım ki İslam aleminde yaşanan zulüm ne kadar önemliyse, Filistin'de artan zulüm ne kadar önemliyse, geleceğimizi belirleyecek olan bu politikaları bilip ona göre tedbir almak da o kadar önemli. Ülkemize dönersek muhterem arkadaşlar, Covid-19 salgınının geldiği nokta ortada. Vaka artışında adeta şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Bizi durumumuzu gösteren grafikler artık yetersiz kalıyor. Başka ülkelerle mukayese edildiği zaman. Kaybolan canlar günlük artık yüzlerle, 300'ler, 400'lerle ifade ediliyor. Vaka ve hasta sayısında büyük bir patlama yaşanıyor. Ancak bazı çevreler özellikle pandemide gelinen noktanın sorumlusu olarak neredeyse ülkede yaşayan 84 milyon vatandaşımızın tavrını göstermeye kalkıyorlar. Muhterem arkadaşlar, bunu kabullenmemiz mümkün değil. Bütün sıkıntılara ve eksiklere rağmen İnanıyorum ki Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız genelde bu konuda gerek maske, gerek mesafe, gerek hijyen konusunda dünyada gördüğümüz ülkelerin arasında en ileri noktalarda tavır sergileyen bir ülke konumunda. Bunu unutmayalım. Burada iktidarın üzerine düşen öncelikle aşı ve şeffaf bilgilendirme, düzgün süreç yönetimi konusunda vatandaşı doğru bilgilendirmesi. Burada tereddüt meydana geldiği zaman endişeler artıyor, rahatsızlıklar çoğalıyor. Biz biraz önce ifade ettiğim gibi vatandaşımızdan elbette daha tedbirli olmasını talep edeceğiz. Çünkü bir zamanlar oldukça rahatlamaya başlayan ülkemizde birdenbire grafikler koyu kızıla döndü. Büyük illerde başı çeker hale geldi. Ama İktidarın bu konulan kurallara önce kendisinin daha hassasiyetle riayet etmesi gerektiğini bir defa daha vurgulamamız gerekiyor. Elbette kongreler bitti. Özellikle de iktidar partisinin kongreleri bitince bu konuda biraz daha sıkı davranmaya başladı diyebiliriz. Ama bizim üzerimizdeki sorumluluğu bu ortadan kaldırmaz. Bunun bilinmesinde de fayda var. Tabii bu pandemi ülkemizde sağlık yönünden çok ciddi yaralar açtı ve giderek de bu yaralar artıyor, derinleşiyor. Son zamanlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın arasında hakikaten ciddi bir artış var. Hepimiz bunu kendi yakınlarımızda da görmeye başladık. Hastanelerde müthiş bir doluluk var. Artık entübe olan hastalara yer bulma imkanı neredeyse kalmadı gibi bütün hastahaneler doldu, taşıyor. Ancak buna bağlı olarak da ekonomide çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. İster istemez, bu kaçınılmaz bir sonuç. Pandemi çalışma hayatını etkilediği için artık birçok hizmet sektöründe faaliyetler ya tamamen durdu
veya asgari düzeye indi. Bu ne demektir? İşsizlik arttı. Esnaf geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Bunun için esnafımız, çiftçimiz, çalışanlarımız, özellikle de işsizimiz, yani velhasıl topyekün vatandaşlarımız çok zor günler geçiriyor. Muhterem arkadaşlarımız, adeta şöyle denebilir, Covid günümüzün vebası, geçim sıkıntısı da kolerası gibi oldu. Vatandaş veba ile kolera arasında bir tercihte bulunmaya zorlanıyor bir bakıma. Elbette zor bir tercih. İşte böyle bir ortamda bugün konuşmamız gereken esas konu, insanımızın yaşadığı bu sıkıntıları, her kesimin yaşadığı sıkıntıların nasıl telafi edileceği, giderileceği. İktidarın üzerine düşüyor bütün sorumluluk. Para politikasını, yatırım politikasını, vergi politikasını elbette iktidar belirleyecek. Bunu vatandaş belirleyemez. Çalışmayan insaf, esnaf kirasını nasıl ödeyecek? Elektrik giderini nasıl karşılayacak? Kısmen de olsa kısa vadeli çalıştırdığı insanın ücretini nasıl ödeyecek? Bundan dolayı da özellikle konuşmamız gereken işte bu sıkıntıları giderecek destek paketleri olmalıdır bugün. Bir yıldır destek bekleyen, geçim sıkıntısı ile boğuşan, faiz bataklığına terk edilen esnafımız, gündelik işçilerimiz, servis şoförlerimiz ve daha sayamadığım nice mağdur insan destek bekliyor. İşin garibi, bu kadar perişan olan işsizler bile bankadan borç alarak ihtiyacının bir kısmını karşılamaya çalışıyor. Bu da karşılaştığımız manzaranın ne kadar vahim olduğunun açık bir göstergesi. Muhterem arkadaşlarım, bu noktada tekrar pandemi başladığında gündeme getirdiğimiz bir konuyu yeniden gündeme getirmekte fayda görüyorum. İktidar ne yapıp şu sıkıntılı dönemi vatandaşımızın daha da büyük badirelere sürüklenmeden atlatabilmesi için, rakamı da artırmadan söylüyorum, kişi başına 1.000 lira bir desteği süratle devreye sokmalıdır. Etrafta dolaşan öyle 128 milyarlar, şunlar bunlar değil, 1.000 lira 84 milyar, 84 milyar Türk lirası eder, o kadar. 128 milyar dediğiniz zaman ortaya 1 trilyonun üzerinde rakam çıkıyor. Biz sadece 84 milyara 1.000 lira ödenirse 84 milyarlık bir yardımdan bahsetmiş oluyoruz. Emin olun zor bir şey değil ama vatandaşı rahatlatır. Geçen hafta söylemiştik, emeklilerin durumu daha zor olduğu için hiç olmazsa onlara ekstradan bayram harçlığı diye verilen bir destek vardı, onu 1.000 liradan 1.500'e çıkarın dedik. Ama bunu şimdi bütün vatandaşlarımıza, çocuklar dahil, çünkü onlar da bir gider vesile oluyorlar. Bu paranın ödenmesi bir nebze olsun çekilen sıkıntıları azaltacak. Şundan da emin olun, bu pazarı da harekete geçireceği için esnafımız da biraz nefes alacak. Üreticimiz de nefes alacak. Bu tip yardımlar genelde ekonomide ayrı bir canlanma meydana getirir. Efendim, hazineden çıkacak bunlar, nereden bulacağız bu parayı? Yeri geldiği zaman parayı basıp milyarları, trilyonları devreye sokabiliyorsunuz. Onu nasıl yapıyorsanız bunu da
Öyle yapmalısınız. Onun için son zamanlarda gündeme gelen 128 milyar dolar ne oldu? Herkes bunu soruyor. Ben 128 milyar dolar ne oldu yerine son yapılan açıklamalar gösterdi ki aslında ne olduğu az çok belli. 128 milyar Merkez Bankası'ndan hazineye, hazineden devlet bankalarına, devlet bankalarından birilerine gitmiş. İşte istenen şu, o birileri kim? Efendim listeleri var, biliyoruz. E tamam, açıklayın. Bu kadar basit bir iş. Var diyorlar rakamlar, açıklayın o zaman kimlere gitmiş, kimler kullanmış bunu. Çünkü arada büyük bir rant var. Para ne oldu değil, kime gitti? Ama muhterem arkadaşlarım, bu para nereye gitti derken, biz değerlerimizden birçok şeyi kaybediyoruz, bunun farkında bile değiliz. 128 milyar, milyarı bıraktık bir tarafa. Türkiye'de sormak istiyoruz, adalet ve ahlak nerede, nereye gitti? Liyakat ve istişare nerede? Şeffaflık ve denetim, bu problemlerin cevabını verecek olan husus, şeffaflık ve denetim nerede? Elbette sorma durumundayız. Plan ve program nerede? Var mı ki? Bütün bunların hepsini özetleyecek son soru ise vicdan nerede? Vicdan kaybolunca demin sorduğum soruların hiçbirinin hükmü kalmıyor aslında. Ama şunu bilelim ki bu sorular dikkate alınmadığı ve gündemde yer bulmadığı sürece milletimizin hiçbir sorunu çözülemeyecektir. Sorunun çözümü çok basit. Sürekli birbiriyle çelişen farklı kişiler üzerinden açıklamalarda bulunma yerine çıkıp tek bir ağızdan olup bitenleri tüm gerçekleriyle anlatılması gerektir, olup bitenler. Kime satıldı, hangi süreçte işletildi bu kural, kur oranları ve şimdiki durum nedir? Kamuoyunun bu soruları sormaya hakkı var, iktidara düşen ise bu soruların cevaplarını açıklamaktır. Son zamanlardaki gelişmeler birazcık belki bir şeylerin olduğuna işaret ediyor ama bunu da çok o kadar ciddi bulmuyorum. İşte bir sayın bakanın kendi bakanlığı ile ilgili bir mali meseleden dolayı görevinden alınması veya kendisinin istifa etmesi, başka bir bakanlığın ikiye bölünmesi, böylece kabineye 3 tane yeni ismin girmesi, bunlar bir şeye işaret ediyor mu? Pek de işaret ettiği kanaatinde değilim. Çünkü kabinede bir değişiklik bekleniyordu. Bu değişiklik aslında ciddi bir değişiklik olacağı kanaati vardı. Ama bugün meydana gelen değişikliklerin hiç de o beklentiye cevap verdiği kanaatinde değilim.
Muhterem arkadaşlarım, gelişmeler bazen öyle bir noktaya geliyor ki hakikaten bu konularda ciddi açıklamaların yapılmaması, ya vicdanlarda bir şey mi kayboldu, Allah korkusu bütünüyle gitti mi endişesini doğuruyor. Eğer bu endişeler doğmaya başladıysa, işte o zaman işimiz vahim demektir muhterem arkadaşlar. Aslında geçmişe baktığımızda belli bir noktaya kadar iktidarın hep ülkemizi 2023 hedefleriyle oyaladığına şahit olduk. Bir dönem, yani iktidara 2000'li yılların başında ülkenin en kıymetli hazineleri satıldı. Fabrikalar satıldı ve yıkıldı büyük bir kısmı. Yüzlerce değil, küçük tesisleri de dikkate alırsak binlerce. Süt endüstrisi kurumu bütünüyle yok oldu. Et balık kurumları kayboldu. Tarımla ilgili olan birimler ortadan kalktı. Şeker fabrikaları ve benzer tekstil fabrikaları bütünüyle tarihe karıştı. O zaman bir para girdi. Krediler de bollaştı. Türkiye'de yol yaparak, inşaat yaparak biz kalkınıyoruz intiba doğruldu. Ama bu yapılan yanlış politika, uygulanan yanlış politika sebebiyle öyle bir noktaya geldik ki artık borç almak da mümkün değil, o borcu ödemek de mümkün değil. Geçmiş borçların taksitlerini ancak yeni borçla ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. Çıkmaza girdik. Buradan geriş dönüş yok. En büyük tehlike siyaseten verilecek tavizlerdir bizi endişeye sevk eden. Onun için demin Büyük Orta Doğu Projesi'ne atıfta bulundum. Muhterem arkadaşlarım, bu şaka değil. Bakın, geçmişte çok da geriye gitmiyorum. 8 sene önce 2013 yılında kişi başına düşen milli gelir 12.582 Amerika Birleşik Devletleri dolarıymış. 12.582. 2020 yılında bu rakam ne olmuş? 8.599. 20 binin üzerine 24-25 bine çıkacağımızı bize vaat edenler o rakamda bile ülkeyi tutamadılar, ülke ekonomisini. Neden? Çünkü uygulanan politika yanlış. Siz üretimi bütünüyle terk ederseniz, sadece hizmet yatırımlarına önem verirseniz ve bu yatırımlar da kendi kendilerini finanse edecek boyutta olmazsa, işte havaalanlar, işte köprüler, işte otoyollar, o zaman bugün içine sürüklendiğimiz durum kaçınılmaz hale gelir. Ne oldu da birdenbire 2500-2600 dolardan kişi başına düşen milli geliri söylüyoruz. 8600 dolara düştü. Muhterem arkadaşlarım, bu böyle basitçe halledilecek bir konu değil. Bugünkü politikalarla da halledilmesi mümkün değil. Siz Kanal İstanbul'la uğraşacağınıza biraz da ülkenin üretime dönük yatırımlarıyla, ithalat ihracat dengesini düzeltecek yatırımlarla
işsizliği azaltacak yatırımlarla, kendi kendimize en azından tarımda yeterli hale gelecek yatırımlarla uğraşın ya. Ama bu yanlış politikalar ne yazık ki gariban vatandaşımızın belini kırıyor. Her geçen gün insanımız fakirleşiyor, işsizlik artıyor ve maalesef her gün uluslararası sıralamalara baktığımız zaman ülkemiz gerilere düşüyor. Artık model olan, kalkınan, her geçen gün güçlendiğini iddia eden bir ülke olmaktan çıktık maalesef. Borç arayıp bulamayan, hazinesi tam takır, Merkez Bankası ekside çalışan bir ülke haline geldik. Bu bugünkü iktidarın kabahatidir. Başka kimseye bu kabahati yükleme hakları yoktur. Bu politikalar değişmeden de bu durumun değişmesi mümkün değildir. Onun için muhterem arkadaşlarım, büyümeyi inşaatla ve rantla özdeşleştirmiş bir anlayış terk edilmeden ülkemizin ayağa kalkması, problemlerini çözmesi mümkün değil. Bunu hepimiz bilelim. Eğer bunları yapmazsak ülkemiz sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyüyemez, dertlerini çözemez. Çiftçinin, emeklinin, esnafın, işçinin, dar gelirlinin, kısaca asgari ücretlinin, memurun haline bakıp da onların derdiyle dertlenen kimse yok. Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik şu anda %30'lara dayandı. Genç işsizlerde rekor üstüne rekor kırılıyor. Babalar, analar işsiz, evlerine geçimlerini çocuklarının sağlayacak bir parayı götüremiyorlar. Türkiye ve insanımız her geçen gün daha da fakirleşiyor. Küçük bir azınlığın dışında, ki bunlar servetlerine servet katıyorlar, sıkıntıları da yok, hiç yok. Ancak çoğunluk kuru ekmeğe, patatese, soğana muhtaç hale getirildi. Bu böyle olmamalıydı. Sadece iktidarda kalma, problemleri çözemediği halde iktidarda kalma hırsı ülkeyi, maalesef ülkemizi mahvediyor. Onun için vatandaşımızın en önemli derdi geçim derdidir. İnsanımızın şu anda en önemli derdi ekonomidir. Yapılan istatistikler bunu gösteriyor. Adalet bile vatandaşın indinde ancak kendisine dokunmuşsa bir mana ifade ediyor. Adaletten sıkıntı duyanların nispeti %3'müş. Vay canına. %3. Halbuki en büyük dertlerden birisi adalet. Ama ekonomiye geldiği zaman o rakama bakıyorsunuz ki %70'ler, 80'lerde. Herkes muzdarip. Canı yanan da orayı önemli görüyor. Şimdi yine iktidar bir adım atmış, son olarak verilen bilgi olarak söylüyorum, 3 milyar elektrik şirketlerine para ödeniyor, 3 milyar civarında. Ama hemen tedbiri alınıyor. Bu 3 milyar gelecek faturalarda vatandaşa yansıtılacak. Yani devlet ben bu şirketlere destek veriyorum diyor ama bugünkü problemlerini çözmek için arkasından da o parayı tekrar
vatandaş üzerinden, vatandaşın bir takım vergileri koyarak, elektrik faturalarına yansıtarak geri alma yolunu tercih ediyor. Vatandaşa derdine derman olmayı bıraktık. Dert üstüne dert yüklüyor vatandaşa. Bu terim arkadaşlarım, hakikaten evine götüreceği ekmeği, çocuğuna alacağı kıyafeti, ayın sonu geldiğinde ödeyeceği kirayı, faturaları, elektriği, su parasını ödeyemeyen, bunu kara kara düşünen insanımızın problemlerini görmezden gelerek siyaset yapmak artık ülkede mümkün değil. Bundan dolayıdır ki biz Saadet Partisi olarak daha seçim gündeme gelmeden önce ittifaklar konuşulurken biz hayır gelin esas vatandaşla geçim ittifakı yapalım dedik. Her kesimle ayrı ayrı işçimizin derdiyle nasıl dertlenmek gerekir? Çiftçimizin derdiyle, esnafımızın derdiyle, memurumuzun, emeklimizin derdiyle nasıl dertleneceğiz? Engellilerimize nasıl destek olacağız? Sanayicimiz daha fazla insanı istihdam edecek yatırımları yapması için biz ne yapacağız? Bütün bunları konuşmaya ihtiyacımız var. Çiftçimizi de özellikle zikretmeyi bir görev biliyorum. Onun için geçim ittifakı şu anda seçim ittifakının önünde olan bir konu. Biz bu ittifakı her hafta basın toplantılarımızda da bunun ötesinde de gündeme getirmeye, tekliflerimizi tek tek sıralamaya hazırız. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bir gün ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılardan kurtulduğumuzu hep beraber idrak edecek bir noktaya geliriz. Kolay mı olur? Pek kolay olacağını da zannetmiyorum. Ama eğer problemlerin farkına varılır, o problemlere doğru teşhis konulursa, nereden kaynaklandığı, emin olun çözüm üretilir ve çözüm çok da zor olmaz. Biraz zaman ister ama mutlaka çözüm bulunur. Sözlerimi burada tamamlamış bulunuyorum. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışacağım, yoksa teşekkür ediyorum. Bir soru yok, teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.